Sandalyelerdeki fiyonk süslemeleri de çok şeker. Funda Gelin'in cicili bicili mutfağı bakalım beğenilecek mi? Evet Şeyma, mutfakta pembe görmek seni şaşırtmadı değil mi? Evet, yine her taraf pembe. Ve bebek pembesiyle bebek mavisi yine aynı şekilde. Yani burada da bu şekilde kullanmam bence komik olmuş. Ben beğenmiyorum çünkü hani her yerde pembe mavi görmekten. O yüzden pek beğenemedim mutfağını. Pembeyi çok sevdiğimi söylemiştim zaten. Pembe evet. Harici evet bebek mavisi de kullandım. Hı hı. Mutfak dediğim bence şirin olmalı. Bir bayanın en çok zaman geçirdiği bir yer olduğunu düşünüyorum. Hı hı. O yüzden ben beğenerek yaptım. Bu fiyanklar böyle çok güzel şirinlik katmış bence de. Ben de bunları beğendim. Teşekkür ederim. Onlar benim kendi düşüncem, özel tasarım. Yani perdeciye kendim isteyerek yaptırım, çizerek. Benim hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Ben şey beğendim mi? Fiyonklarını çok hoşuma gitti böyle. Cicilik hani böyle katmış. Tül de geçirip üstüne taksak düğün salonu için hazır bir sandalye gibi duruyor bence. Perdeleriyle evet. De uyumlu ya, ben o yüzden cicilik katmış. Bana öyle yani geldi. Çok cici bici yani böyle. Evet. Dilara'nın mutfak masasındaki sandalyelerle ilgili yapmış olduğu yoruma ilk defa katılıyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Gerçekten nikah salonundaki sandalyelere benziyordu. Perdeler zaten benim için hani istediğim bir tarz perde değil. O yüzden yani... Evet, tarzını gördüm. Evet, yani dümdüz olmalı benim için. Bu kadar böyle hareketli, bu hareketli, tezgahın hareketli. Ya o yüzden çok hareketlilikten bayağı böyle hani şirin yapacağıma birazcık böyle bir çocuk edası, çocuk odası edası varmış gibi geliyor. Sanki böyle evcilik köşesi gibi. Ruhum çocuk, yaşım daha 27 zaten. Evet. O yüzden normal. Onu da mutfağına yansıtmışsın. Evet. Çok fazla renk görüyorum. Tezgahlarda zaten siyah beyaz renk var. Sandalyelerde sarı, mavi, pembe, yeşil aynı şekilde. İşte beyaz eşyalarını yine gri kullanmışsın. Onlarda da renk var. Bunun dışında halıya da değinmek istiyorum. Yani iki tane halı kullanmışsın. İkisinde de farklı desen var. Yani öncelikle ben bunun sebebini çok merak ediyorum. Tabii şöyle söyleyeyim. Ben ilk bu halıyı aldım. Daha sonrasında bu ev daha yapılmamıştı. Bu mutfak büyütüldü. Büyütüldüğü için bu halı küçük kaldı. Oradaki karelere uydurmak için bu halının devamı yoktu, kalmamıştı. Karelere uydurmak için o şekilde kareli bir halı daha tercih ettim daha sonrasında. Çok uyumsuz olmuş ama keşke aynı olsaydı. Ya da kullanmasaydınız. Ya da çok keşke burada düz bir şey alsaydınız. Zaten bunlar çok renkli. En azından orada düz bir şey bulmanız daha kolay olurdu bence. Ya düz düşünmedim çünkü burası hareketli. Oraya düz istemedim. Peki Funda Hanım, kuşunuz nerede? Kuşum uçtu. Kafes açık olduğu için alttan. Uçtu kuşum. Yani o taşları orada görsem ben de uçardım yani, giderdim. Başı dönmüştür hayvancağızın, yazık. Evet, kimse de olmayan bir avize yine. Kimse de olmayan mı? Evet. Mutfakta olmasa iyi olurdu. Mutfakta olmasa mı? Evde olmasaydı daha iyi olurdu bence o. Öyle değil mi kızlar, siz de bir şey söyleyin evet, Allah aşkına. Ben de beğenmedim hiç. Evet, beğenemedim. Mutfaktaki avize kesinlikle uygun değildi. Dilara'nın yorumuna bu anlamda katılıyorum. Mutfağa zaten taşlı bir avize kesinlikle uygun olmazdı. Kafes yorumu da bence çok esprili bir göndermeydi. Salondaki birliktelik gelmiş buraya. Siyah beyaz, işte pembe mavi şeklinde. Sanki salonun bir devamıymış gibi. Siyahı kullanmamın sebebi davlumbazım ve ocağım siyah olduğu için. Oraya uyum sağlasın diye. Peki ne kadar aldınız mutfak eşyalarınızı? Beyaz eşyalarım toplamı 5500 lira. Ki halınızı ne kadar aldınız? Halım 350 lira. İkisi mi tek bir fiyat mı? Bu tek fiyat, o da 150 lira, 500 lira toplam. 500 lira. Masanız? Masam 650 lira. Beyazdı sandalyelerim. Onları özel olarak bu şekilde renklerini ben istedim, boyattım. Bu arada duvardaki raflar benim dikkatimi çekti. Şu mutfakta gerçekten tek beğendiğim detay diyebilirim. Özellikle şu fincan şeklinde olan rafı çok beğendim. Zaten biliyorsunuz kahve içmiştik. Evet. Yine renkli pembe pembe görüyoruz onları da. Gayet güzel. İki rafı da çok beğendim. Saati de güzel bence. Mutfağın burası mutfak diye bağırıyor yani. Evet. Teşekkür ederim. Bu arada Şeyma Hanım, saatim size özel. Mutfakta nasıl bir saat kullanılması gerektiğini öğrenin diye. Evet, siz salonunuzdaki aynanızı nasıl kırmadığınız için hediye olduğundan dolayı benim de hediye, o yüzden ben de kıramadım. Doğru söylüyorsunuz, haklısınız. Evet, o yüzden astım. Funda iddialı bir rakip değildi. Ben geldiğimden beri, gözlemlediğimden beri çok suratı asıktı. Ve ben kendi açımdan kendimi değersiz buldum. Misafirine ben